Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, ayın genel başlıklarına önce bir göz atalım. Aslan burcunda bir dolunay var. Balık burcunda yeni ay doğacak. Venüs ve Neptün balık burcunda birleşiyor. Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerleyecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. 5 Şubat'ta Aslan Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Ay'a Dolunay tesirleriyle başlıyoruz. Aslan Burcu'ndaki Dolunay özellikle sizin 5'in 9. evinizdeki alanlarda önemli bazı dönüşümler, farkındalıklar, tamamlanmalar getirebilir. Sizin için keyifli bir Dolunay, güzel bir açıda oluşuyor bu. Geçtiğimiz Temmuz sonu, Ağustos'ta başlamış bazı konular da netleşebilir. Geçtiğimiz ayın geçtiğimiz ay içerisinde başlamış bazı konular da bu dolunayda bir görünür hale gelebilir, sonuç verebilir. Ve aslan özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konular, medya yayın alanındaki çalışmalarınız, akademik eğitimle ilgili çalışmalarınız veya bazı hukuksal beklentileriniz varsa bunlarla ilgili konularda bir tamamlanma, bir hızlanma, sonuçlar getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 15 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Sabit burçlarda bunlar aslan, kova, boğa, akrep olabilir. Özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın sizin için çok daha güçlü etkileri olabilir. Bu ay hızlı bir ay. Çünkü geçtiğimiz birkaç ay biliyorsunuz gerileyen gezegenler nedeniyle günlük hayatımızda zorlandık. İşte kısıtlamalar oldu, yapmak istediklerimizi tam hayata geçiremedik ya da engellerle karşılaştık. Kararsızlıklar vardı, belirsizlikler vardı. Bu ay birçok gezegenin ileri hareketli olduğu az da rastlanan bir gökyüzü görüyoruz. Bu da tabii ki günlük hayatımızı hızlandıracak. Bu ay daha verimli olabilir. Mars ay boyunca ikizler burcunda olacak. Aslında her türlü ilişki alanında mücadelenizin güçlü olduğu bir ay. Hani bunlar evlilik, ilişkiler, partnerinizle ilgili konular, işbirlikleri, ortaklıklar veya rekabet içerikli bazı konularınız olabilir. Yani yasal bazı işleriniz olabilir. Davalar, mahkemeler gibi hani bunlarla ilgili konular olabilir. Mücadele alanınız bu alanlarda. Birkaç aydır da devam eden gelen konular olabilir bunlar. Yine ay boyunca aslında enerjinizi buraya harcıyorsunuz. Ayın 11'inde Merkür'ün Kova burcuna geçişi zihinsel anlamda sizi güçlendirmeye başlayacak. Yani burada geleceğe dair planlar, programlar, projeler, anlaşmalar, sözleşmeler, bunları daha rahat ilerletmeniz, kararlar vermeniz, kendinizi daha iyi yazılı ya da sözlü her alanda daha iyi ifade etmeniz mümkün görünüyor. Bunlar ilişkiler, her türlü işbirliği alanında da sizin için verimli bir süreci başlatabilir. Venüs balık burcunda 15-16 Şubat gibi Neptün'le de birleşecek. 4. ev alanınızda olacak. Bu ay ayın genelinde aslında daha duygusal etkiler, kendinizi rahat hissedeceğiniz, güvende hissedeceğiniz alanlar biraz da ailevi konularda olabilir. 14-15-16 Şubat ev yuva alanlarında daha fazla böyle bir iyileşme, bir yardım teması. Özellikle aileden maddi manevi destekler alabilirsiniz ya da sizin hani onlara bazı destekleriniz olabilir. Çünkü anlayış, kabul, empati, yardımlaşma temalarının öne çıktığı bir dönem ki bu daha çok sizin ev yuva alanınızla ilgili. Bir yandan da evinizi güzelleştirme, konforunu arttırma gibi alanlarda bazı faaliyetleriniz olabilir. Bunun için de güzel destekler alıyorsunuz. Romantik konularda evet biraz daha belki bu Venüs Neptün kavuşumu sizi daha idealist hale getirebilir. Beklentilerinizi arttırabilir. Tabii ki Mars burada ilişkiler alanında mücadeleler veriyor. Bazen bu duygusal beklentilerimiz idealize ettiğimiz konular güven alanında biraz sıkıntılar yaratmış olabilir veya yaratıyor olabilir. O yüzden çok da idealize etmemeye çalışın. Romantizm konularında daha mantıklı yaklaşmakta fayda var. Hatta ilişkilerdeki bu maddi manevi paylaşımlar alanında, yardımlaşma temalarında da daha mantıklı, daha sağduyulu davranmanızda, çok aşırı fedakarlıklara gitmemenizde fayda var sevgili yaylar. Ayın 20'sinde balık burcunun 1 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay ev yuva alanlarınızda bir yeni kapı açabilir. Örneğin yani yer değiştirmek, taşınmak,
ev almak, satmak, kiralamak gibi konular olabilir. Evde, yaşadığınız mekanlarda bir düzen kurabilirsiniz. Aileyle, özellikle anne baba ebeveynlerle ilgili konularda bu balık yeniyle beraber yaşamanızda biraz daha görünür hale gelebilir. Konularınız, gündemleriniz olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu balık yeni ayı sizin için daha önemli olacaktır. Daha fazla kişisel etkilerini hissedebilirsiniz. Ayın 20'sinden sonra Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter biliyorsunuz gezegeniniz Koç burcunda. Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans ve her ikisi birden Koç burcunda hareketli olacaklar. Şubat'ın son günlerinde, hatta Mart'ın ilk günlerinde bu etkiyi olumlu bir şekilde alabilirsiniz. Çünkü Koç'tan gayet güzel bir açı alıyorsunuz. 5. evinizde olacak. Yani aşk, ilişkiler, romantizm konularında özellikle Venüs'ün Jüpiter'le birlikte hareketi sizin için çok şanslı ve kısmetli görünüyor. Kalbiniz boşsa, romantik bir ilişkiniz yoksa, evet şimdi aşık olma zamanı. Özellikle Şubat sonundan itibaren bu etki artıyor. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Sevindirecek konular olabilir. Çocuklarınızla ilgili çocuk sahibi olmak istiyorsanız tabii ki yine burada da kısmetiniz, şansınız var. Hamilelik, doğum gibi konular için de gayet güzel, keyifli etkiler altındasınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.